Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Bu sabah size bahçemle günaydın demek istedim. Bahçemde çiçeklerim, güllerim çok güzel açmışlar. Sarmaşıklar çok güzel oluyor sabahları. Çok güzel rengi var. Rabbimin kudretini bu şekilde görüyoruz. Yaradan güzel. Çok güzel bir renk vermiş. Kadife gibi bir doku. Evet. Burası benim Cırgalan'daki yazlara taşındığım evim. Evet. Bu saksıları ben yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İlerleyen zamanlarda bunun nasıl yapıldığını, yapım aşamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir çekim yapacağım. Kayısı ağacımı göstermek istiyorum. Maşallah diyelim. Çok güzel. Üstünde çok güzel kayısılar var. Çok fazla ama güneşten dolayı sanki tam rahat alamıyor. Evet. Bu şekilde kayısı ağacım. Ve şöyle ilerleyelim. Sabah erken uyandım çünkü Alanya'ya yola çıkacağım gece. O yüzden biraz hazırlıklarım var. Hazırlık yapacağım. Muhteşem. Şuradaki güzelliğe bakar mısınız? O kadar güzeller ki. Ve bu görmüş olduğunuz kaya, biz bunu vinçle bu bahçeye getirttik. Dağlardan, kayalıklardan orijinal hali. Hiçbir şekilde buna işlem yapmadık ama kendi orijinali bu şekildeydi. Ve ben içerisine toprak dolduraraktan bu şekilde değerlendirdim bu kayayı. Bahçeye koyup çiçekler ektim. Saksılar bu şekilde. Bakın, dünkü çekimimde söylemiştim, arılar ve kelebekler görevlerini yapıyorlar diye. Polenlerini birbirine taşıyıp renk geçişi yapıyorlar. Akşam safalarım söndü çünkü şimdi sabah, bunlar akşam olunca açıyorlar. Sabah olduğu için şu an bu şekilde kapanmış vaziyetteler. Akşam olunca yine o şahane güzellikleriyle açacaklar. Bu şekilde. Bugün çok işim var. Bugün çok işim var istedim. Bu şekilde dün bir parça göstermiş olduğum bahçemi biraz daha sizlerle böyle paylaşayım istiyorum. Çok güzel ayçiçekler. Sulandığı için içine giremiyorum. Çamurlu şu anda. Ama şöyle böyle buradan sabah sabah bir rızkımızı görelim. Salatalık, dolma biberler, patlıcanlar, daha fazla giremeyeceğim, çamurlu burası. Bu şekilde şu anda bahçemiz toplu çünkü sık sık yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için
Biz de oturacağımız şeyleri bu şekilde topluyoruz. Yağmurda ıslanıyor. Burada da yine benim yapmış olduğum saksılarda çiçeklerim. Çimento ve kumaş parçasıyla. Begonyalarım. Biraz güneş tam göstermiyor. Evet. Bahçemden size bir günaydın. Elmalarım. Budur elma bunlar. O yüzden çok fazla büyümüyorlar. Boyları büyümüyor ama elmaları gayet büyük oluyor. Şimdi buradan annem var. Ve burada kendi yapmış olduğum saksıları göstermek istiyorum. Evet. Üstüne reyhan. Mis gibi koksun diye. Burada da küstüm çiçeğim var. Şöyle bir bakalım küsecek mi bize ve küstü. Böyle gördüğümüz gibi dokununca çiçeğimiz küsüyor. Küstüm çiçeğim küstü. Burada kayısı açtım. Kayısı kurutuyorum arkadaşlar. Kış için. Burası benim. Dışarıda mangal mutfağım. Bir de asmam var. Bakalım. Bugünkü tempomuz nasıl geçecek? Bu çeşmeyi de ben yapmıştım. Taşlarını getirip kendim bu şekilde dizayn etmiştim. Çok yıllar önce. Şöyle karşıdan çekeyim. Gördüğünüz gibi. Böyle bir çeşme. Şerbetim oldu arkadaşlar. Şerbetim, akşam kaynatmış olduğum şerbet hazır. Şimdi onu süzeceğim. Şişelere dolduracağım. Bir süzgeç yardımıyla. Süzgeçten yardım alarak. Çok güzel olmuş. Çok güzel bir kokusu var. Sanırım hepsini şu an almayacak. Bir kısmını şişelere boşalttıktan sonra yine bu şekilde
Çok güzel rengi var gerçekten. Tadı da güzeldir. Ki baktım. Çok güzel. Tabii herkesin damak zevki ayrı. Reyhan kokusunu sevmeyenler olabilir. Tarçın kokusunu sevmeyenler olabilir. Fakat ki bu tür şeylere açık olan kişiler için çok güzel, sağlıklı bir içecek. Aynı zamanda bu içecek içtiğiniz zaman ödem attırıyor. Çok güzel ödem söktürüyor. Ödem söktürücü olarak da kullanabilirsiniz. Hem tadı güzel, hem sağlıklı, faydalı. Şöyle bir silelim birazcık. Döktük. Daha önce içmiş olduğum sulardan beklemiştim. Şöyle yapayım. Çok da fazla çıkmadı. Ben birazcık daha fazla bekliyordum ama aroması çok olsun diye suyunu fazla katmadım. O yüzden nasipte bu kadarı varmış. Nasip diyoruz. Evet. Şimdi kapaklarını kapatıp bunu derin dondurucuya koyacağım. İçeceklerimiz hazır. Ve burada bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben böyle kullanmış olduğum yumurtaların kabuklarını atmıyorum. Bu şekilde biriktiriyorum, kurutuyorum. Ve sonrasında toprağa karıştırıp, bahçemdeki toprağa karıştırıyorum çay posasıyla birlikte. Organik gübre oluyor. Size de tavsiye ederim. Yapabilirsiniz, değerlendirmiş olursunuz. Geri dönüşüm olur. Bu arada burada yapmış olduğum turşularımı da göstereyim size. Evet. Başka zaman turşu yapma videosu da çekerim. Ama şu anda hazırda yapmış olduğum turşularım. Yine çekimlerde görüşmek üzere.